Reza Zarrab meselesi neden milli bir davaya dönüştürüldüğü, arka planında neler olduğu hep konuşuldu. Halk TV'de mercek programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, bu sorulara yanıt verirken Zarrab'ın ailesine dair ilk kez duyacağınız olayları anlattı. 1995 yılı. Çok ilginç bir şey anlatacağım size. O zaman bizim SHP'de belediye başkanımız Ekrem Çetin Kilis'te. Şimdi Ekrem Çetin'in oğlu, küçük oğlu, 15 yaşındaki oğlu Nisan ayında okul çıkışında liseden kaçırılıyor. Yanında da bir arkadaşıyla birlikte. O arada da 3 saat sonra İstanbul Bahçeli Evler'de bir ecnebi kaçırılıyor. Bir yabancı uyruklu. Fidye amacıyla söyleniyor ikisinin de aslında konusu. Sonra ertesi gün jandarma ya da bir gün sonra jandarma çok ciddi bir operasyon yaparak bu çocukları kurtarıyor ikisini de. 2005 yılında yine Ekrem Çetin'le o zaman oğlu da 25 yaşında aradan 10 yıl geçtikten sonra bir lokanta önünde otururken birileri yine aynı azmetticiler tarafından olduğu yani faillerinin o olduğu düşünülen kişilerce silahlı saldırı sonucu öldürülüyor. Tüm şimdi, bu olayın arkasındansa tahmin edilemeyecek birinin çıktığını açıkladı Aksünger. Ayrıca o günlerin valisi de Muammer Güler, Antep valisi. Bu evet, kişi, bu azmettirici kişi Mardinli. Mardinler Vakfı'nda Muammer Güler'le de çok iyiler zaten. Bir tarafta hala da öyle iyi dostlar yani çok özten. Bu kişi o dönemin altın silah kaçakçısı olarak anılan birisi. İddialar böyle içindeki. Altın ve silah ve başka türlü şeylerden anlıyor. Bu kişi kim biliyor musunuz bu ecnebi? Rıza Zarraf'ın babası Hüseyin Zarraf. Hayda. Aksünger devamını da anlattı. Şimdi, Reza Zarrab ve ailesiyle ilgili gerçeklere devam etti. Bu kez Zarrab'a çok yakın birinin uyuşturucu skandalını açıkladı. Şimdi 2007'de Edirne gümrüğünde bir tırda 210 kilo eroin bulunuyor. Bu tırın sahiplerinin ilişkili olduğu yerin kapalı çarşıda olduğunu tespit ediyorlar. Bu operasyonlar sonunda durak dövizlerinden dövize ulaşılıyor. Birkaç tane döviz daha bürosu, altıncılar, şunlar, bunlar uzanıyor. Bu durak dövizin sahibi olan kişi Rıza Zarraf'ın çok yakın adamı. Bugün Amerika'daki tutuklanması istenilen 9 kişiden biri olan Abdullah Habbani. Aksünger programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve referandumla ilgili bir de çarpıcı iddiada bulundu. Erdoğan iptal ettirmeye çalışıyor şu anda. Ben size söyleyeyim. 16 tane referandum. Evet, niye iptal ettirmeye çalıştığını söyleyeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir karar getirmeye çalışıyorlar şu an. Çok sağlam yerlerden aldığım bir referanstan aldığım bir iştir bu. AKP 16 Nisan referandumunu iptal ettirmek istiyor. Yani başkanlıktan vazgeçiyor öyle mi? Yani görüyor önü tıkalı, ekonomi gidiyor öyle, Zarraf davaları şunlar bunlar, başımız belada, bunu iptal ettirelim diye uğraşıyorlar. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Mağduriyet yaratmak isteyecekler bunu yapınca. Bu CHP var ya, CHP. Ah CHP. Ya bu yine yani toplumun, vatandaşın iradesine darbe vurdu deyip yine mağduriyet yaratmaya